Yani şimdi bir şey eksik diyeceksiniz. Eksik olan şey masa tabii. Bu seferlik öyle olsun da. Bir sonraki mevzularda da masa olur, ben olmam. Mevzular. Yeni yılın ilk mevzularını yine yeni yılla ilgili geçmişte yaşadıklarımız, bugüne ders çıkartamadıklarımız ve hiç konuşmadıklarımız hakkında çekmek istedim. Masa neden yok? Çünkü şu an bambaşka bir stüdyodayız. Yol üstü uğradığımız bir stüdyo burası. Arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Tarihini unutan bir millet hafızasını kaybetmiş demektir. Bugün konuştuğumuz her şey bizim hafıza kaybına uğradığımızı gösteriyor. Ne oldu yıllar önce? Mesela bundan tam 55 yıl evvel Kıbrıs'ta yaşayan Türkler büyük bir katliama maruz kaldılar. Aralık 1963'te Yunan destekli Kıbrıs Rumları silahsız ve savunmasız 364 Türk'ü katlettiler. Hem de bütün dünyanın gözleri önünde. Rumların yaptığı bu katliama bütün dünya kanlı Noel dedi. O tarihte Yunanistan'dan Kıbrıs'a gönüllü olarak gelen Yunan çeteleri Kıbrıslı Rumları da teşkilatlandırarak planlı bir şekilde Türklere saldırdılar. Amaç aynen bugün olduğu gibi Türkleri yok etmek, sindirmek ve adanın tek sahibi olmaktı. 20 Aralık gecesi Kıbrıslı Rum polisler sözde arama yapmak için gittikleri Tahtakale'de iki Türk gencini katlettiler. Zeki Halil ve Emir Ali adındaki gençler silahsız ve savunmasızdı. Bu halka bir mesajdı çünkü onları halkın gözü önünde katlettiler. Hemen bir sonraki gece Kıbrıs Türk kuvvetlerinde tabip binbaşı olan Nihat İlhan'ın evini basıp eşini ve küçücük çocuklarını öldürdüler. İlla ki o cinayetin fotoğrafını görmüşsünüzdür. O yavrucakların küvet içindeki kanlı görüntüleri hala içimizi paramparça eder. Tabii bu olaylar duyulunca Türkiye bir hamle yapıyor ve Türk savaş uçakları Lefkoşa üzerinde ihtar uçuşları yapmaya başlıyor. Rumlar göstermelik de olsa bir adım geri atıyorlar. Olaylar duruldu gibi gözüküyor ama ta 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na kadar, yani 1974 Temmuz'una kadar Atatürkleri birçok saldırıya ve baskıya maruz kalıyorlar. Şimdi yıl 2019. Aynı tezgah değişik biçimlerde devam ediyor. Yunanistan şu anda hukuksuz ve haksız biçimde adalarımızı işgal etmiş durumda. Kıbrıs Rum kesimi İsrail ve Avrupa Birliği ile beraber bizim de hakkımızın olduğu Doğu Akdeniz'de petrol ve doğal gaz araması yapıyor. Yani özetle tarih tekerrür ediyor. Tarih sosyal medyada da tekerrür ediyor. Ta 1900'de tartışılan olaylar şekil değiştirmiş şekilde bugün karşımıza çıkıyor. Yine konudan uzağız. Tabii Kıbrıs'ta şehit olanlar, Kıbrıs'taki Türklerin fedakarlıkları. Bunlar benim buradaki kısa cümlelerime sığmayacak kadar büyük destanlar. Fakat şu durumda dahi ayrışabilmek için onlarca bahane bulan biz en azından Erenköy destanını hatırlamalı. Bilmiyorsak öğrenmeliyiz. 1964'lerde ağır zırhlılarla donatılmış Yunan ordusu deniz kenarında bulunan Erenköy adında bir Türk köyünü kuşatırlar. Bu olayın hemen ardından Türkiye'de eğitim gören ne kadar Kıbrıslı üniversite öğrencisi varsa tıp, ecza, hukuk, mülkiye silah bulup, silah bulmaktan kastım savaşta kullanılan makinalı tüfekler, ağır zırhlılar, tanklar, toplar değil, pompalı tüfekler, palalar, kamalar bulup buluşturup 500 genç bir araya gelip gece karanlığında kayıklarla Kıbrıs'a gidiyorlar. Bu askeri eğitim almamış üniversite öğrencileri ne yapıyor biliyor musunuz? Muazzam bir direniş gösteriyor ve bir destan yazıyorlar. Zırhlı araçlara sahip profesyonel askerlerden oluşan Yunan ordusunu Erenköy'den def ediyorlar. Bu destan tarihte Erenköy destanı olarak geçer ve bir ulusun eğitimli neslinin burada direndiğini simgeler. O gün onları bir araya getiren şey vatanseverlikti. Bugün o olayı yaşayanlardan sol partiye mensup bir milletvekili de var. Sağ partiye mensup bir bakan da var. Biz aynı topraklara, aynı sokaklara, aynı dile sahip insanlar, gençler. Eğer bu zafer kazanılmasaydı Türkiye ile Kıbrıs'ın bağlantısı Erenköy üzerinden kopacak ve kim bilir kaç tane daha kanlı Noel yaşanacaktı. Ne gelir aklınıza mesela? Yılbaşı konfetiler, ağaçlar süsler, öyle miymiş, hayır böyleymiş diyenler falanlar filanlar. Benim yılbaşı deyince ilk aklıma gelen bu kahraman gençler. Yılbaşı deyince, yeni yıl deyince, aralık deyince aklıma bir şey daha geliyor. Mesela geçtiğimiz haftalarda Doktor Necip Hablemitoğlu'nun katledilişinin yıl dönümüydü. Bilmeyen illaki vardır ama bu videodan sonra kalmamalıdır. Arkadaşlarınız, dostlarınız beni izlemiyor olabilir, sevmiyor olabilirler. Çok normaldir, seçimdir. Lütfen beni değil, anlattığımı gidin onlara anlatın. Benim anlattığımı bilgi olarak değil, bir işaret olarak görün ve daha fazlasını araştırın. Arkadaşlarınıza ne olursunuz daha fazlasını anlatın. Doktor Necip Hablemitoğlu, Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde öğretim görevlisi, vatan ve Atatürk aşığı bir Türk aydınıydı. Aynı zamanda gazeteciydi ve yazardı. Ama en önemli özelliği FETÖ'yü deşifre eden ilk vatanseverlerden biriydi. Konuyu birazcık açayım. Hani 15 Temmuz'da alçak darbe girişiminde bulunan ABD piyonu FETÖ var ya, işte onun elebaşı Fethullah Gülen'in 18 Haziran 1999 yılında bir videosu yayınlanmıştı. Hani şimdi biz onun terör örgüt olduğunu nereden bilebilirdik falan diyorlar ya. Aslında ta o zamanlardan her şey ortadaymış. Neyse gelelim videoya. O dönem televizyonlarda bile yayınlanan bu görüntüde Fethullah Gülen adliye, mülkiye ve hayati müessesede arkadaşlarımızın mevcudiyeti bizim garantimizdir demişti. Hayati müessesede. Hayati müesseseden kastı Türk Silahlı Kuvvetleri'dir. Mesaj veriyor. Diyor ki istikbale yürümek için sistemin püf noktalarını tespit edin diyor. Daha ne desin?
İşte bu videodan hemen sonra Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi savcısı Nuh Mete Yüksel harekete geçiyor. Ve Fethullah Gülen hakkında yasa dışı örgüt kurmak ve yönetmek suçundan iddianame hazırlıyor. Sene 1999. İşte bu iddianame ve soruşturmadan kısa bir süre önce Fethullah Gülen bir daha dönmemek üzere Amerika'ya firar ediyor. Savcı Nuh Mete Yüksel ise Fethullah Gülen hakkında yakalama kararı çıkarılması için Devlet Güvenlik Mahkemesi'ne yazı yazıyor. Ayrıca FETÖ ile ilgili bilgi almak üzere Doktor Necip Ablemitoğlu ile de görüşmeler yapmaya başlıyor. Bu çalışmalar sonucunda topladığı delilleri mahkemeye sunuyor. İşte tam bu gelişmeler yaşanırken hani ümit verici bir hareket varken çok enteresan bir gelişme oluyor. Emniyet görevlileri İstanbul'da yaptıkları bir arama sırasında her ne hikmetse Savcı Nuh Mete Yüksel ile ilgili bir yasa kirişki kaseti bulurlar. Ve aynı Ergenekon'da balyozda olduğu gibi şaibeli bu kaseti medyaya sızdırıverirler. Tabi anlı şanlı medya Savcı Nuh Mete Yüksel'i anında yerin dibine gömer. Bu hadiseden hemen sonra Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu Savcı Nuh Mete Yüksel'i Devlet Güvenlik Mahkemesi Savcılığından ve Fethullah dosyasından el çektirdi. Tam da bu dönemde Doktor Necip Ablemitoğlu millete FETÖ'nün gerçek yüzünü anlatacak olan Köstebek adlı kitabı yazıyordu. Yine aynı dönemde İstanbul Emniyeti Organize Suçlar Şube Müdürü Adil Serdar Saçan da FETÖ ile ilgili çalışmalar yapıyordu. Ve yine aynı zamanda Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanı Albay Atilla Uğur FETÖ ile ilgili çalışmalar yürütüyordu. Doktor Necip Ablemitoğlu kitabı hazırlarken emniyet ve ordudaki Fethullah tehlikesinin farkında olan vatanseverlerle de görüşüyordu. Hatta Albay Atilla Uğur'u da ziyaret etmişti. Ondan da bilgiler almıştı. Kısacası Fethullah Gülen'i devlet ve yargı önünde teşvir edecek Köstebek adlı kitap gümbür gümbür geliyordu. Ama maalesef FETÖ'nün her yerde adamı ve kulağı vardı. Cumhuriyet aydını Doktor Necip Ablemitoğlu 18 Aralık 2002 günü başına iki kurşun sıkılarak katledildi. Geride iki küçük kızı ve kendisi gibi akademisyen olan eşi kaldı. FETÖ'nün yayın organlarından Zaman Gazetesi olayı örtbas etmek için saptırma haberler yapmaya başladı. Ve yıllar sonra anlaşıldı ki suikasti araştıran sözde görevliler yüzünden cinayet hiçbir zaman aydınlatılamamıştı. Bugünlerde yeniden başlatılan soruşturma devam ediyor. Benim dileğim en yakın zamanda bu gecikmiş adaletin, gecikmiş değil, geciktirilmiş adaletin yerini bulması. Rahmetli Doktor Recep Ablemitoğlu'nun Köstebek isimli kitabını okumadıysanız şiddetle tavsiye ediyorum. Lütfen okuyun. Kitabın ön sözünün en son cümlesinde ne yazar biliyor musunuz? Türkiye'deki tüm vatanseverleri Fethullahçı tehlikeye karşı birlikte hareket etmeye ve istihbarat birimlerindeki Fethullahçı unsurların temizlenmesi için kamuoyu oluşturmaya çağırıyorum. Doktor Necip Ablemitoğlu, 5 Ağustos 2002. Ta o yıllarda işaret edilen tehlike görmezden gelindiği için netice kanlı 15 Temmuz oldu. Cumhuriyet aydını, Atatürk ve vatan aşığı Doktor Necip Ablemitoğlu'na Allah'tan rahmet diliyorum. Peki az önce söylediğim diğer isimler, onlara ne oldu? Bir tanesini zaten biliyorsunuz, bokunu çıkartmaya gerek yok. Albay'ı Ergenekon kumpasından 5 yıl 8 ay 10 gün Silivri'de esir ettiler. Emniyet görevlisi Adil Serdar Saçan yıllarca Silivri'de esir edildi. Nuh Mete Yüksel kariyeri bitti. Basın tarafından zinacı diye linç edildi. Hala maalesef bazı insanlar için zinacı olarak anılır. Mevzuları izleyicisinin bunların tamamını bildiğini biliyorum. Sadece hatırlatmak istedim. Çeteden ricamdır. Bilmeyenlere anlatın. Bizi tavsiye etmeyin. Bu videoyu beğenmek zorunda değilsiniz. Bize abone de olmayın. Ne olursunuz. Gidin bunları birilerine hatırlatın. Bilmeyenlere anlatın. Yetersizdir anlattıklarım. Ne olursunuz söylediklerimi bilgi olarak görmeyin. Araştırın. Siz araştırdıkça adaletin ne olduğunu tam olarak anlayacak. Zulmün ne olduğunu size ulaşmadan fark edeceksiniz. Sözlükler A ile başlar, Z ile biter. Her sözlük gibi. Mevlana'nın sözlüğü de A ile başlar, Z ile biter. Fark şudur. Mevlana sözlüğünde A ile başlayan ilk kelime adalet. Sözlük sonundaki Z'nin son kelimesi de zulümdür. Zulüm adaletin zıttıdır. Bence basitçe adalet hak edenin hak ettiği yerde olmasıdır. Zulüm hak etmeyenlerin hak etmedikleri yerlerde bulunmasıdır. Ya adalete destek olun ya da zulme göz yumun. Hepinize sağlıklı, mutlu, adil yıllar diliyorum. Tabii bunlar da iyi seneler.